Ve Türkiye parlamento tarihine baktığımız zaman da bütçe görüşmelerinin bugünkü gibi çok lausel bir şekilde değerlendirildiğini zannetmiyorum. Bu çok önemli yasa ve bugün meclis sıraları bomboş. Çok iyi hatırlıyorum, sizler de hatırlarsınız. 12 Eylül 1980 öncesi meclislerinde en önemli günlerden birisi bütçe görüşmelerinin başladığı gündü. Ve genelde bir ay sürüyordu. Yani meclis görüşmeleri bir ay sürüyordu. Ve ilk gün saat sınırlaması olmamak şartıyla liderler konuşurdu. Ve bütün Türkiye o gün olmayan televizyonlarından dolayı radyolarının başında bu konuşmaları dinlerdi. Bu konuşmalar minimum 5 saat sürerdi kişi başı. Bir Demirel, arkasından bir Erbakan ve diğer liderler 5'er saat ama nezahat ve nezaket içerisinde ve bir nevi siyaset dersi verircesine saatlerce konuşurlardı. Ve bu sıralar tamamen dolu olurdu. Hiçbir zamanda bir ay boyunca bu sıralar boşalmazdı. O gün milletvekillerinin danışmanı yoktu. Konuşma hazırlanmazdı. Her milletvekili bizzat kendisi şu arkada bulunan kütüphanede aylarca çalışarak konuşmalarını hazırlarlardı. Çünkü bütçeler devletin, milletin denasıdır. Siyasetin hangi yönde ilerlediğini, ekonominin hangi yönde gittiğini bu yasaya bakarak çözümlemesi mümkündür. Ancak böylesine önemli bir yasayı yasak savuşturucasına eğer dinlerseniz, o zaman meclislerin her seçimde %60-%70 niye yenilendiğinin mantığına varabilmek mümkün olur. Çünkü siyaset, özellikle milletvekillerinin siyaset öğretisi bu mecliste yapılırdı. Değerli abiler, daha önce deneyimi olanlar, kendisinden sonra gelmiş olan milletvekili arkadaşlara nasıl hazırlanacağını, bütçenin nasıl inceleneceğini çok rahat gösterirlerdi. Bunun ötesinde liderler zaten o 5 saatlik konuşma içerisinde ama birbirlerine hakaret etmeden, birbirlerine saygı ve sevgi içerisinde siyasetin bir saygı, bir etik meselesi olduğunu anlatırlardı. Davranışlarıyla bunu öğretirlerdi. Ancak o hale geldik ki özellikle 80 sonrasında daha önce tamamen halka kapalı olan, basına kapalı olan grup toplantıları birer seçim arenası haline çevrildi ve maalesef artık çocukların dahi dinlemesini ve seyretmesi bana göre ahlaken uygun olmadığı için aslında çocuklara seyredilmemesi için kırmızı işaretin, noktanın mutlaka konması gerekir. Aslında 80 öncesinde ki halen yasada böyledir, grup toplantıları kapalıdır. Sadece ve sadece milletvekillerine, hükümete, eğer iktidar partisi ise ve parti yöneticilerine açıktır. Ve orası bir nevi partinin ve bu üç kuruluşun hemhal olduğu bir yerdir. Yoksa birbirine hakaret edildiği, birbirine olmadık sözlerin söylendiği ve ondan sonra da burada
biraz önce olduğu gibi birbirine saldıran milletvekillerinin neden olduğunu izah edebilmek için grup başkan vekillerinin dakikalarca dil dökmesini dinlemek zorunda kalırız. Çünkü birbirimize o saygı maalesef gösterilmemiştir. Hatta o hale gelmiştir ki bu yanı muhalefet partileri içindir, bu tarafı iktidar partileri içindir. Aslında bu taraf Cumhuriyet Senatosu'na aitti, bu taraf da meclise aitti. Ve hangi partiden olursa olsun hep bir arada kardeşçe birbirine saygı içerisinde olurlardı. Fakat üzücü olarak bir şeyi söylemek durumundayım. Toplumun hakikaten DNA'sını bozmak durumunda kaldık. Yani düşünebiliyor musunuz? Bazı istatistikler aslında toplumun ne halde olduğunu gösteriyor. 2008 yılında 17 milyon kutu antidepresan kullanıldığı halde 2011 yılında bu 41 milyona çıkmış. Vatandaşımız ne halde? Yani böylesine bir toplum yarattık kısa sürede. Birbirimize karşı olan sevgi ve saygıyı maalesef siyaset adına yok ettik. Eskiden milletvekillerinin albümlerinin meslek kısmına baktığınız zaman işte avukatları görürdünüz, mühendisleri görürdünüz, ekonomistleri görürdünüz. Şimdi yeni bir grup daha çıktı. Bileği güçlü olanlar, savunucular. Bu bilmiyorum. Bu parlamentoya yakışmıyor. Hiçbirimize yakışmıyor. Eğer birbirimize karşı sevgi ve saygıda bir noksanlık gösterir isek, topluma örnek olan bizler, toplumun çıldırmasından bizler sorumlu oluruz kanısındayım. Bu parlamento, Adalet Partisi'nin bir senesini hatırlamıyorum şu anda, İktidar olduğu dönemde kendi partisinin milletvekillerinin bütçeyi reddetmesi üzerine iktidardan düşmüştür. Ve rahmetli Demirel de şunu söylerdi her zaman. Adalet Partisi'nin düşüş süreci o meclis günü başlamıştır. Yine hatırlarım. Yaşım çok fazla şey değildi ama rahmetli Menderes herhalde 58 yılıydı. Grup toplantısında özellikle hükümet üyelerinin milletvekillerinin telefonuna çıkmaması veya onlara gerekli olan saygıyı göstermemesi üzerine Bakanlar Kurulu'nu grup toplantısında teker teker güven oylamasına tabi tutmuş, birincisini düşürmüştür. Sıra ikinci bakana gelmiştir, onu da düşürmüştür. Sıra üçüncüsüne gelmiştir, onu da düşürmüştür. Bunun üzerine rahmetli Menderes kürsüye çıkmıştır. Ve demiştir ki sizi anlıyorum, özür diliyorum sizden. Bakanlarım adına sizden özür diliyorum. Eğer siz isterseniz o kadar gücünüz var ki hilafeti dahi getirebilirsiniz. Yasada'daki meşhur davanın da hilafeti getiriyor musunuz, getirmiyor musunuz sualinin cevabı aslında o günkü grup toplantısında rahmetlinin söylemiş olduğu ve milletvekillerine vermiş olduğu değeri gösterir. O değeri kazanacak olanlar bizleriz. Milletvekilleriyiz. Evet, doğrudur. 12 Eylül'den sonra özellikle siyasi partiler yasasında
ve seçim kanunlarında yapılan değişikliklerle maalesef milletvekilliği bir nevi atama merci haline gelmiştir.